14 gündemi başlıyor sayın seyirciler. Az önce de ifade ettim. Ev sahiplerinin kiracıları evden çıkarması kolaylaşıyor gibi mecliste görüşülen düzenleme yasalaştığı takdirde artık ev sahipleri sadece eş ve çocukları için değil, dedelerin oturacağına gerekçe gösterseler bile evin tahliyesine sağlayabilecekler. Meclis Adalet Komisyonu Türk Borçlar Kanunu tasarısının özellikle kriz döneminde kiracıları zorlayabilecek hükümlerini yeni yılda görüşmeye başlayacak. Tasarı yasalaştığı takdirde ev sahipleri sadece eş ve çocukları için değil, diğer yakınları, söz gelimi dedelerinin, torunlarının, evlatlıklarının oturması amacıyla da kiracının evden çıkmasını isteyebilecekler. Ayrıca kira kontratı krizlerle değişen ekonomik koşullar gerekçesiyle yenilenebilecek. Evlerini kiraya verenler konut ve çatılı işyerlerinde sadece kira bedelini değil, elektrik ve su gibi yan giderleri de ödemeyen kiracılara karşı temerrüt sebebiyle tahliye davası açabilecekler. İhtiyaç ileri sürülerek boşaltılan konut ve iş yerleri 3 yıl süreyle eski kiracıdan başkasına kiralanamayacak. Evet, kiracılarla ev sahipleri arasındaki yeni yasal düzenlemelerle ilgili ayrıntıları emlakçı Salim Taşçı ile konuşacağız demiştik. Sayın Taşçı Ankara stüdyomuzda, arkadaşımız Ercan Gürses'in konuğu. Ercan? Ayla, evet, senin de söylediğin gibi Salim Taşçı şu anda konuğumuz ve hemen biraz önceki haberden de yola çıkarak o kilit soruyu soruyorum. Gerçekten ev sahipleri bundan sonra artık daha kolay mı çıkaracaklar kiracıları? Türkiye Borçlar Kanunu'nun 649 maddelik 212 kısmı kabul edilmiş. Bu tasarı halinde, yani komisyonda şu anda görüşülüyor. Maalesef 2009'da ancak kabul edilirse tamamı mali seçimlerden sonra yürürlüğe girer. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kanunun yanı sıra ev sahibi ve kiracılarının da kanunun da biraz vicdanları olması önemlidir. Vicdan derken hep böyle ezilen taraf gibi aklımızda kiracılar olur. Yıllardır böyle konuşulur. Ama ezilen ev sahipleri de var sanırız Salim Bey. Siz bunlarla çok karşılaşıyorsunuzdur. Böyle bir, tabii kanunun ayrıntılarını konuşacağız bu tasarının ama böyle bir anınız var mı en azından ev sahipleriyle ilgili? Şu anda mesela benim kendim kirada olan bir yerim var. 3 senedir kira artışı yapmamışım. Eğer kiracım dinliyorsa telefona bağlanabilir. biraz çünkü kazansın ki aynı yerde ben 3,5 milyar istiyorum. Evet. 3500 YTL istiyorum. Karşıdaki bir mağaza 7500 YTL istiyor. Ya damdan düşenlerden birisiniz bu kazansın konuda. Kazansın ki kirasını devamlı ödesin. Efendim, bu yeni tasarıyla ilgili bazı konular da var. Tabii abartılı bazı söylemler de var. Bunu kabul etmek gerekiyor. Hani eskiden karikatürlerde konu olan ev sahibi kiracı diyaloglarında bilirsiniz. Almanya'dan oğlum gelecek, evden çık yerine bundan sonra yeni düzenlemeyle dedem evlenecek gibi böyle abartılı bir neden de öne sürülebilecek deniyor. Dahneymişsin dede diyelim biz burada. Evet. Bu oğlum evlenecek, kızım evlenecek, bilmem çok yakınım geliyor, evden çık diyenlerin oranı %90'sa bunlar gerçek beyan dışında kiraların düşük kalmasından kaynaklanmıştır hep. Yani enflasyona göre artım olmamıştır. Kira düşük kalmıştır. Bir bahaneyle kiracıyı çıkartma yöntemleriydi bunlar. Burada tabii şimdi bu yasada kiracı da korunuyor, ev sahibi de korunuyor. Tam tasarlaşıp da çıkmadan bir şey söylemek biraz yanlış olur. Bu alt soy, üst soy bağlantısı var. Mesela dededen bahsettik. Artık torunlar da söz konusu olabilecek. Yani torunum yerleşecek, evden çık da denilebilecek. Bahane sayısı artıyor mu? Yani siz diyorsunuz ki asıl neden aslında kiraların artırılması. Kirasını artıramıyor, bahane öne sürüyor bazı ev sahipleri. Eskiden oğlum veya kızım tabiri vardı. Şimdi işin içine dede de karıştı. Biraz abartı gibi geldi. Hani oğlun tamam, kızın tamam. Ama dedem geliyor, amcamın oğlu geliyor. Şimdi bu, o zaman 7 sülalem geliyordu şimdi. Yani sonuçta bir dava açılması da gerekiyor. Aslında komisyon iyi niyetle tabii ki bütün kanunlar. Yani hükümet, emin olun, devrimler niteliğinde şu anda
hükümet devrimler niteliğinde kanunlar çıkarıyor. Bu da mutlaka iyi niyetle hazırlanan bir şey. Komisyon başkanı Sayın Ahmet İmaya Bey ile görüştüm. Dedi ki şu anda daha tasarı halinde. Burada bir takım rütuşlar olabilir. Hı hı. Ama bu haliyle çıkarsa dedem, amcamın oğlu, emmimin oğlu biraz yanlış olur. Evet. Başka bir konu daha var efendim. Mesela değişen ekonomik koşullar öne sürülerek kontratı yenilemek isteyebilecek ev sahibi. Ne olacak bu koşullar? Mesela ne söylemesi gerekebilir? Yargıtay'daki en son çıkan, en son alınan kararlar Devlet İstatistik Enstitüsü'ndeki ÜFE, üretici fiyat endeksi nazarı itibari alınacaktı. Şimdi o zaman buna göre bir düzeltme oluyor. Diyelim ki enflasyon tek haneli. 1000 TL'ye tutulmuş bir ev. Enflasyon Allah korusun çift haneliye geçti. O zaman diyecek, bir gelecek gel bakalım diyecek kiracıya. Enflasyon aldı başını gitti. Paranın değeri düştü. Şunu 1250-1300 yapalım diyecek. Adliyelerin yükü ağırlaşır bu duruma göre. Bu anda çıkarılan tasarıda ÜFE, TÜFE herhangi birisinin endekse konulması gerekir. Enflasyon oranında derse, diyelim ki Ağustos'ta enflasyon düşmüştür. Eylül'de de çıkmıştır. Bunların bir şeye bağlanması lazım, sağlamıyor nokta. Anlıyorum. Sayın Salim Taşçı, birazdan konuşacağız, sohbetimiz sürecek. Zira o kadar çok sorumuz var ki gerçekten merak edilen, bunları konuşacağız ama kısa bir ara vereceğiz zannediyorum. Öncelikle sözü İstanbul'a, Ayla'ya bırakıyorum. Ercan, şimdilik teşekkürler. TOKİ dar gelirli için konut yapıyor. Konutlar hangi şartlarda satılacak? Ayrıntılar tek.